Herkese yeniden merhabalar. Yepyeni bir kitap alışverişiyle daha karşınızdayım. Öncelikle kargomu göstereyim. Çokça büyük bir şey değil. 6 kitaplık mini minnacık bir alışveriş. Ama çok 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 heyecanlı olduğum bir alışveriş. Araya hem hafta sonu hem 23 Nisan girdiği için elime geçmesi 7 gün sürdü. Ve böyle bir 7 günlük heyecanlı bir bekleyiş içerisindeydim. Gerçekten içerisinde kitaplar, çok merak ettiğim kitaplar. Çok fazla uzatmadan hemen açmak istiyorum. Çünkü şu an saat 11 ve gerçekten sabahtan beri bu kargoya kavuşmayı bekliyordum. Bugün işte olduğum için Gökhan aldı kargoyu. Gitti kargo şirketinden aldı, o yüzden arabasındaydı. O yüzden de o gelene kadar kargoya kavuşamadım. Hemen açıyorum, bir dakika. Öncelikle kitap alışverişimi ilgikitap.com'dan yaptım. Ve paketlemesi çok güzel gelmiş. Gerçekten bayağı güzel gelmiş. Bu kartona sarmaları çok iyi oluyor. Çünkü mesela şimdi ben de protokol yolluyorum. Bana kitabı yolluyorlar, şey gelmiş. Hasar olmuş. Çünkü bu kargo şirketleri hiç önemsemiyor. Gerçekten hiç takmıyorlar. Yerleri atıyorlar, oraya atıyorlar, buraya atıyorlar. İster istemez kitap hasar görüyor. Ama bu şekilde geldiği zaman yani bir noktada hasar engellenmiş oluyor. Gerçekten gelen kitapların çoğunun hasarı işte gelen şirketten değil de kargo şirketinden kaynaklı oluyor. Ne yazık ki pek umursamıyorlar. Şimdi benim bunu açmam biraz uzun sürecek galiba. Yok, açtım. Ah, hadi. Açıyorum, bir dakika. Ve açtım. Ay, çok heyecanlıyım. Bir sürü kitap alışverişi yapmayacağım için bayağı bir heyecanlıyım. Çünkü okumadığım kitaplar birikiyor. Şimdi bunları da hemen okuyacağım. Eskiler birikecek. Ay, açılmaz kutuymuş. Oh, açtım. Şu an bu haldeyiz. Bir posta daha açıyorum. Yırtacağım valla. Öncelikle 3 tane klasik kitabım var. 3 tane genç yetişkin kitabım var. Artık her alışverişime fix olarak klasik eklemeye çalışıyorum. Neden? Çünkü iyi oluyor. Bir de bazı kitapların böyle bir bütün baskılarını toplamak gibi bir arzum oluştu. Özellikle sevdiğim klasikleri. O yüzden onları topluyorum yani. Hemen klasiklerimi göstereyim. İlki İlgi Kültür Sanat'tan Aşk ve Gurur. Açıkçası bu baskısı da hoşuma gittiği için ekledim listeye. Bir de bende zaten iki tane daha var. Aşk ve Gurur baskısı. Bir tane daha eklemek istedim. Böyle birkaç tane daha eklemek istiyorum. Güzel olurmuş gibi geliyor. Bunun içerisinde sevdiğim baskısı, işte yazı büyüklüğü falan ideal okumak için. Belki bir kere de bu baskıyla okuyabilirim. Bir sonraki kitabım Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Victor Hugo'dan. Bunun kapağı çok hoşuma gitti. Ben zaten bu kitabı okudum ama şey olarak okudum. PDF olarak okudum. Elimde yoktu. Ya da kütüphaneden mi almışım? Ya onu PDF okudum ya kütüphaneden aldım. Şu an çok emin değilim ama kitap elimde yoktu. O yüzden bunu da araya eklemek istedim. Bu sefer de işte altını çize çize okumak istiyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir klasik olmuştu çünkü. Bir sonraki kitabımda okumamış olduğum, ilk defa okuyacağım ve yine kapağı harika olan Frankenstein. Aslında çok fazla duydum adını. Ya da herkes duymuştur zaten. Frankenstein'i bilmeyen yok. Fakat hiç okuma şeyine ermedim. Yani okuyamadım. Bu sefer artık okuyabilirim diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle önümüzdeki ay Frankenstein okuma listemde olacak klasik olarak. Şimdi de hemen genç yetişkinlere gelelim. En çok heyecanlı olduğum nokta. İlk kitabım Replika. Burası da Lyra, burası da Gemma. Bu nasıl okunduğunu bilmiyorum açıkçası ama sanırım önce buradan başlıyorsun, sonra döndürüp burayı okuyorsun. Ama herkes çok beğendiği için ben de okumak istedim. Gerçekten çok merak ediyorum kitabı. Bir sonraki kitabım Tut Ki Seni Seviyorum. Hayatın Kıyısında benim çok 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 sevdiğim bir kitap. Gerçekten çok fazla seviyorum. O yüzden bunu da çok seveceğimi düşünüyorum. Yazarın diline bayılıyorum zaten. O kadar çok ağlamıştım ki o kitapta, zaten alıntı paylaştığım tek kitap Hayatın Kıyısında galiba. Bunu da bir an önce okumak istiyorum. Son kitabım da Rainbow Rowell'dan Asla Vazgeçme. Bunu neden aldım? Çünkü Tolga çok övdü. Gerçekten o kadar çok övdü ki çok merak ediyorum. Herkes övdü. Bir tek o değil ama ekstra olarak o çok çok övdü. O yüzden en kısa zamanda bunu okuyacağım. Zaten şu an Fangirl'ı okuyorum sırf bunu okuyabilmek için. Önce Fangirl'ı okuyup sonra bunu okumak gerekiyormuş. Dediğim gibi 6 tane kitap aldım. Kısacık minicik bir kitap alışverişi yaptım. Ama ben memnunum sonuçta. Hemen hepsini birlikte de göstereyim. Sonra videoma bir son vereyim. Kısacık minicik bir video oldu yine. Ve aldığım kitaplar bunlar. Hepsi için çok heyecanlıyım. Umuyorum hepsini keyifle okuyacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.